Serap, sana geçmeden önce Emre'nin ortalamalarını bir söyleyelim. Demin söylemedim. Jüriden teknik ortalama 8.3, artistik ortalama 9.3, ortalama her ikisinin ortalaması 8.8 olmuş. Halk jürimiz de buna yakın bir puan vermiş. Ortalama 8.7 ile Emre'yi ödüllendirmişler. Şimdi Serap'a geçiyoruz. Evet, hemen halk jürimizden Adnan Bey ile başlayalım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Serap'ın bana göre rengi çok güzel. Yani her üç kategoriye de çok iyi yakışacağına inanıyorum. Ayrıca üstadımızın bu Kürdili eserini de çok güzel seslendirdi. Bence bu gece onu hak eden yarışmacılardan bir tanesi oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Ediyorum efendim. Teşekkürler Metincan. Çok beğendim ama geçen hafta bence daha bir devdin sen sahnede. Ben öyle hissediyorum. Ama bugün de çok güzeldi. Çok keyifliydi. Geçen hafta daha çok beğendiğimi söylüyorsunuz. Peki. Kamil Bey. Bana göre bu yarışmanın en güçlü üç sesinden biri. Diğer ikisi kimler? Söyleyeyim. Tabii tabii. Hüseyin ve Duygu. Hüseyin ve Duygu. Ama tabii ki bazı eksik yönleri var. Bu giderek tabii ki kendisi de biliyor. Sahneyle bütünleşmesinde biraz eksiklik var. Çok önemli bir şey şu, seyircinin karşısında, seyircinin gözlerinin içine bakarak şarkı okuduğunuz zaman şarkıyı çok iyi hissettirirsiniz. Bu çok hisli bir şarkıdır, çok duygulu bir şarkıdır. Bunu şarkının içine dalarak değil, seyirciyle bütünleşerek biraz onları bu şarkıya katarak okumak lazım. Biraz iletişimde eksiklerimiz var. Ama dediğim gibi bu bir yol. Görsel olarak güzel. Tabii ki bir star adayında olması gereken en önemli şey sahne duruşudur. Bu renk senin rengin değil. Sıcak tensin. Sana biraz daha koyu renkler yakışır. Mesleğinizi de bize bir hatırlatır mısınız? Evet. Marka danışmanıyım. Ama aynı zamanda bir de... Aynı zamanda moda okulum var ve tasarımcı yetiştiriyorum. Evet. Yüzlerce öğrenci yetiştirdim. Onları eğittim ve şu an gerçekten sektörde çok iyi yerlerdeler. Ama tabii şu an çok yeni, çok fazla bir şey söylemek de istemiyorum ama... Serap'ın renginin bu olmadığını söylüyorsunuz. Değil ama bir Alaturka star adayı. Peki, çok net. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Jüri üyelerimize dönüyorum. Bülent Hanım başlamak istiyor. Ben beyefendiye sormak istiyorum. Kamil Bey herhalde, evet. Ne giymeliydi, ne renk giymeliydi? Koyu mesela dediniz. Koyu renkler aslında şimdi tenler ikiye ayrı. Bakınız. Evvela, sıcak ten, soğuk ten. Şimdi sıcak ten hanımefendinin bir kere rengi görüldüğü üzere koyu tenli. Otomatikman koyu renkler onu daha da bir karartacaktır. Şimdi efendim koyu renk derken tabii ki siyah değil ama mavinin tonları ve biraz daha o gözlerinin rengini ortaya çıkaracak renkleri tercih edebilirdi. Bu renk güzel bir renk. Ben bu renkle ilgili bir yorum yapmıyorum ama kendisine bu rengi çok yakıştıramadım. Filizi Sayın Erkır'dan pek göremiyorum. Buyurun. Ama filizi bir efendim bir çağlamsı gibi değil mi? Evet. Biraz da çağla gibi sanki. Evet. Ama sizin giydiğiniz sarıyı çok beğendim. Çok yakışmış, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim, çok mersi. Şimdi, yani ben orada beyefendiye katılmıyorum. Yani biraz karartabilirdi. Sonra saç rengi çok önemli malum olduğu evet, üzere. Evet, tabii ki. Ona göre bir leopar, bir bakır çok açar, ton sür ton yapardı. Evet. Ama böyle zaten sponsorlar malum olduğu üzere giydiriyorlar. Tabii ki, takdir tabii edeceğiniz ki, kesinlikle. Gibi. Tabii ki. Ama ben onu çok çocuğumuzun artık şeysi olmamış oluyor kabahati. Ama
Onun dışında buyurduğunuz çok önemli değindiğiniz noktalar vardı ki son derece doğru efendim üzerine basılan konulardı. Sahnede eserler okunurken gözler kapalı değil, insanların gözlerinin bebeklerine bakarak, onlarla o iletişimi kurarak, o elektriği verip, o elektriği alarak eserleri icra ederseniz, can alırsınız. Kendinize dahil edersiniz, tek vücut olursunuz, tek beyin olursunuz, tek kalp olursunuz. Bunlar çok önemlidir sahne artistlerinin dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biridir. Radyoda okumakla sahnede okumak çok ayrı şeylerdir. İcrası efendim, nasıl buldunuz Bülent Hanım? İcrası da güzeldi. Yine söyledikleri gibi buradaki o 14 çocuğumuzdan, çocuğumuzun içerisindeki, o talebelerin içerisindeki iyilerinden, yani dikkate alınacak, dikkate alınması gerekli olan seslerden bir tanesi. Peki Bülent Hanım. Teşekkür ediyorum efendim. Puanınızı da alalım bu arada Bülent Hanım. Ne verdin alo? Daha kimse vermedi. Vermedin. Ha, ben mi konuştum kendi başıma? Peki. 9 veriyor. Her ikisi için de mi? Yani teknik ve artistik olarak? Artistik yani. Ben artistik bir şey görmedim. Şimdi o zaman kaç olur? Ne edeyim, yalan mı söyleyeyim? Yani bir satış böyle bir şey. Eda görmedim. Ama düzgün okudu. Ne verirlerse ben de katılırım. Ama okuyuşuna 9 veriyorum. 9 veriyorsunuz teknik olarak. Armağancığım. Siz ne kadar Ayşe Mine'ye benziyorsunuz? Bilir misiniz Ayşe Mine'yi? Bilirim Armağan Bey. Ne kadar benziyorsunuz? Özellikle çok. Acayip benziyorsunuz. Artistik olarak size bir şey soracağım. Şimdi şarkının söz yazarı da burada, bestecisi de burada. Şimdi, severek ayrılalım diye bir şey okuyorsunuz ve gülüyorsunuz. Bir şiir okuyorsunuz, bu yol ayrılık yolu diyorsunuz ama gülüyorsunuz. Nasıl oluyor? Şimdi, ya hissetmiyorsunuz ya okuduğunuz şeyi anlamıyorsunuz. Sadece işte hani okuyorsunuz. Şimdi, bu yol ayrılık yolu denirken ya da severek ayrılalım derken gülünür mü yahu? Farkında değilim inan Armağan Bey. Ama işte o zaman şu oluyor. Demek ki şarkıyı hissetmiyorsunuz. O zaman şimdi farkında değilim. Min geleceği nokta bu. O zaman hissetmiyorsunuz. Sadece doğru ses basıyorsunuz. Evet basıyorsunuz. Bir şey söyleyecek misin Selam? Söylemeyecek. Yok bir şey galiba. Peki bir cevap gelmiyor. Başka bir şey eklemek ister misin Armağancığım? Puan da alalım. Teknik olarak 9, artistik olarak 7. 9 ve 7 geldi. Ebru Gündeş'le devam edelim. 9 ve 9 geldi. Hem teknik hem de artistik olarak. Teşekkür ediyorum Ebru. Yorumlarınızı da alalım mı Ebru Hanım? Bakın halkımız sizi duymak istiyormuş. Anketlerin sonucunda da çıkmış. Bakın zannediyorum seyircilerimiz de öyle düşünüyorlardı. Teşekkür ederim. Sağ olsunlar, çok teşekkür ederim. Sadece bir eleştirim var. E'leri ve A'ları söylerken E'leri açmazsanız çok sevinirim. Biraz daha toparlak okursanız çok daha makbule geçer. Kimden öğrendiniz şarkıyı? Orhan Bey'den geçtiniz? Orhan Bey'den geçtim. Başka bayan bir sanatçıdan geçtiniz mi? Hayır, Orhan Bey'den geçtim. Tamam, peki. Çok ama düzeltirim inşallah. O sizde olan bir şey. Yani geçen haftada da hissettiğim bir şeydi. Onu kendiniz düzelteceksinizdir büyük ihtimalle. Beyefendiye katılıyorum. Koyu renk yani şu renk üzerinizde olsaydı bence çok daha iyi olabilirdi gibi geliyor. Bu biraz daha sizi öldürmüş yani böyle parlatmıyor gibi, ortaya çıkarmıyor gibi. Bu mesela benim rengim de değildir. Ben de pek tercih etmem. Biraz tenlerimiz yakın birbirine.
Ben biraz daha koyu kalabilirim çünkü solaryum falan filan diye. Ama biraz öldürmüş sizi. Peki bu konuyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? İzin verirseniz. Geçen hafta Sayın Hocamız Bülent Hanım kollarını özellikle kapat demişti. Çok bu doğru. Hafta özellikle bu rengi seçmemizin rengi kapalı olan sebebi, tek kostüm bu kapalı muydu? Olan buydu. Tabii. Onun için... Çok doğru bir şey söylemiş Bülent Hanım tabii ki. Böyle de yani. Oldu. Ama renk olarak bence de senin rengin değil diye düşünüyorum. Ya yani bu renk de. Mesela benim bence üzerindeki renk kesinlikle. Üstünde olsaydı seni daha bir parlatıp bir daha renk. Bir gösterirdi evet. Yani. Evet, bak kollarını kapattın iyi oldu. Bülent Hanım da tercih sen. Etmez böyle bir hayır, renk. Mesela hayır. Ben de etmem. Ölgün bir renktir, ölü bir renktir. İnsanı pek göstermez. Hep böyle vurucu renkleri tercih etmek gerekir sahne insanların genelde. Ama tabii ki teninizin ve saçınızın rengini de unutmamak lazım. Bu ne rengi biliyor musunuz? Bir de bu ayrı... ...la ilgili de yani saçınızın böyle yatmasıyla ilgili. Mesela bu tarafını, özellikle bu tarafını çok yukarıdan almışlar. Biraz onu daha gözünüzün... Onu tam manasıyla kulağın üzerine şu bitimine doğru indirmeleri lazım. Ya da gözünüzün üstüne, kaşınızın evet. Üstüne doğru indirecekler. Nur Yerlitaş yapar bu çok, çok sever böyle. İnek yaladı gibi bunu böyle yapar. Çok. Ya bunlar da her şeye gülüyor ayol. Aa. Ama komik Bülent Hanım yani ben de gülüyorum ya. Şimdi inek yalamış gibi deyince gülüyoruz tabii ki ya. Ama buzağı yaladı denir ona öyle denir. Yani onun tabiri odur. Buzağı yaladı mesela denir. Mesela benim de şu anda buzağı yalamış gibi. Böyle onu böyle hep yapıştırır o bizimki ne de. Ne yetenekli buzağlar varmış ya. Tabii. Allah Allah. Benim size tavsiyem ama o yukarıda bu kadar yukarıdan yukarıda değil. Daha kaşınızın üzerine düşürerek yaparsanız. Çok daha ayrı bir hava verecektir. Nacizane görüş. Tamam efendim. Peki. Aynen doğrudur. Peki Armağan'cığım. Sen bir şey diyordun ben, o sırada. Yok geçtim. Vazgeçtim. Peki tamam. Ebru Hanım sizden puanları da almıştık. Başka bir şey eklemek istiyor musunuz? Hayır eklemem mi gerekiyor? Yok hayır gerekli değil. Peki eklemiyorsunuz. Ben söyledim söyleyeceğim. Peki teşekkürler Orhan Bey. Deminki söze karşı değil de bunun gibi sözler söyleniyor. Buzağı yaladı filan filan diye. Benim burcum övünmek gibi olmasın, özür dilerim aslan ama bana aslan kuzu derler. Aslan yani kuzu aslan. Şimdi kuzu aslan derken aslanı bilmem ben aslında astrolojiyle fazla ilgilenmiyorum. Ama aslan kuzu birbiriyle çelişiyor. Birisi aslan birisi kuzu. Tanımlamalarımızda bunlar var. Mesela demin yufka yürek demişler benim için. Benim bir lakabım da koca yürektir. Koca yürek. Koca yürek niye derler? Yani benim, ben herkesi seviyorum. Gönlüm herkesi alabilir. Herkese yer var gönlümde diye. Ondan dolayı koca yürek demişlerdi. Muhtelif lakaplarımız var böyle. Aslan kuzu, koca yürek. Şimdi severek ayrılalıma gelmek istiyorum. Birileri bana sormuştu. Severek ayrılınır mı? Ben de demiştim ki ayrılınır. Çünkü zaman zaman sevenler birbirlerini yorarlar. Öyle bir yorarlar ki dinlenmeye ihtiyaçları vardır. Birbirlerinden de vazgeçemezler. İşte o zaman bir süre ayrı kalmalarında yarar var. Yapabiliyorlarsa. Hatta daha ötede hakim huzuruna giden, birbirini severek gidip de ayrılmaya giden, müracaatlarını yapan yaparlar ve hakim huzurunda hakim der ki siz bir süre şöyle ayrı kalın bakayım der. Onları birden ayırmaz. Siz şöyle bir severek ayrılın, bekleyin. Belki birbirinizi özlersiniz, seversiniz falan diye. Böyle bir olayın hikayesiydi bu. Ben severek ayrılın diye bestelemiştim. Seneler önce böyle bir beste. Ve gayet güzel yorumladı Serap. Buzağıyla ne alakası var bunun? Aslanın buzağıyla alakası var. Aslan kuzunun var. Aslan kuzu, koca yürek. Yani evet. Buzağı yalamış diye söyleniyorsa Serim. Da aslan kuzu diye de söylenebilir evet. Anlamında söyledim. Serap'ın bu yorumu çok iyi, çok evet. iyi yorumladı. Çok güzel ses. Serap çok iyi bir yorumcu. Teşekkür ediyorum efendim. Geçen hafta da harikaydı. Bundan sonra da mutlaka çok iyi yorumlar yapacağından eminim. Ayrıca sahneye de yabancı değil. Ona da hakim ve konsantrasyon çok önemlidir. Bazı ezgileri okurken insanlar o anki ruh haline göre okurlar. Hele tecrübeli bir kişi ise ne yapacağını bilir. Ben buna pek fazla takılmıyorum. Yani konsantrasyon herkes de farklı farklı değerlenir.
algılanır vesaire. Fazla müdahale etmiyorum. Kıyafet konusunda ona bu giysi yakışmış. Belki rengi farklı olsa, ya benim konum değildi ama görüntü itibariyle söyledim. Yine de yakışmış. Yolu açık olsun. Ben ortalama bir not söylemek istiyorum. 9 diyorum. 9-9 oluyor o zaman. O çok iyi bir yorumcu Serap. 9-9 da Orhan Gencebay'dan. Teşekkür ediyorum Bülent hocam. Hanım, siz artistik puanı vermemiştiniz. Genelde 7 veriyorum. 7 veriyorsunuz Bülent Hanım. Lütfen jüri üyelerimizde, halk jürimizde bassınlar şu anda okey tuşlarına. Serap hemen aday numaranı söyle lütfen kameraya. 114 Serap yazıyorsunuz. 30-04'e gönderiyorsunuz. Desteklerinizi bekliyorum efendim. Teşekkür ediyorum. 114 Serap'ın aday numarası 30-04 eğer destekliyorsanız gönderiyorsunuz. Bakalım sırada kim var demeden önce ortalamayı söyleyeyim. Evet, Serap teknik olarak jüriden 9 ortalama almış. Artistik olarak 8. İkisinin ortalaması 8,5 olmuş. Halk jürisi yine çok yakın 8,4 ortalama vermiş Serap'a. Sıradaki yarışmacıyla devam ediyoruz. Osman Tansıra'da 101 aday numarasıyla Adnan var. Sözler Mehmet Yakar, beste Sedat Ezen. Önce bir barak, hemen arkasından.